Hepiniz hoş geldiniz. Ben Bilge Aykut. Yoga ve mandala eğitmeniyim. Kanalımda da Hatha Yoga, yüz yogası ile ilgili videolar ve bilgiler paylaşıyorum. Ara ara da vegan tarifleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün sizlerle bir vlog paylaşmak istiyorum. Bu benim günlük yüz rutinimden oluşan yüz yogası, yüz masajı ve cildime uyguladığım bir maske ve yine kullandığım bazı tonik, yağ, yüz temizlemek için kullandığım ürünleri ve teknikleri içeren bir video. Umarım beğenirsiniz. Hadi şimdi maskeyle başlayalım. Gördüğünüz gibi Health and Beauty Aztec Secret isimli kilden kullanacağım. Şu şekilde bir kabın içine boşaltıyorum. Ben göz kararı yapıyorum. Ama bir çay kaşığı kadar ya da iki çay kaşığı kadar karıştırdığınız sıvının miktarına göre kıvam alana kadar siz eklemeye devam edebilirsiniz. Şu şekilde biraz daha ekleyeyim. Bu şekilde ekledim. Şimdi elma sirkesi ekleyeceğim. Maske yaparken sirke bana iyi geldiği için ben sirke kullanıyorum. Siz dilerseniz gül suyu ya da su kullanabilirsiniz. Şöyle bir kapak sirkeden koydum. Şimdi üzerinde yazdığı üzere buna metal değdirmeden karıştırmamız gerekiyor. Ben bir pipetten faydalanıyorum karıştırırken. Hemen alıp geliyorum. Bu şekilde bir pipeti ikiye büktüm. Ve kıvam alması için elma sirkesi ve kil maskesini karıştırıyorum. Bu maskeyi haftada bir kez yapabilirsiniz. Ve %15 dakika tutmanız yeterli oluyor. Zaten hemen gerilmeye başlıyor. Dediğim gibi bir plastik ya da bir tahtayla yapmanız önemli bunu. Çünkü gerçekten ben metalle denedim. Metal yapınca etkisini göstermiyor. Alerjiniz olmasını denemeniz için önce vücudunuzun küçük bir bölümünde deneyip bakabilirsiniz. Alerjiniz olup olmadığına da. Şimdi bunu yüzüme sürüyorum ve geliyorum. Maskeyi yapmak için geldim lavabonun başına. Elimle alıyorum. Şöyle biraz elimle karıştırdım. Ve yavaş yavaş yüzüme masaj yaparak yedirmeye başlıyorum. Göz çevresinden uzak tutarak, dikkat ederek, göze kaçarsa da bol suyla yıkama tavsiyesiyle devam edelim. Ben bu maskeyi çok seviyorum. Gözenekleri gerçekten açıyor ve yüzdeki lekeleri de azaltıyor ve böyle beyaz bir görünüm sağlıyor. Işıltılı bir görünüm. O yüzden oldukça hoşuma giden bir maske. Haftada bir yapmaya özen gösteriyorum. Onun dışında yaptığım başka bir maske de yok açıkçası. Ya da cilt bakımına da gitmiyorum. Her şeyin doğalından faydalanmaya çalışıyorum. Yüzüme genelde sabahları aloe veram var. Aloe veradan kesip onu sürüyorum. Ve birazdan da günlük rutinimde kullandığım ürünleri zaten sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde maskeyi masajla iyice yüzüme yedirdim. Burada azıcık kalmış onları da son kez sürelim. Ve beklemeye başlıyorum. Birazcık kaşıntı yapabilir. Bu çok normal. Ufak ufak ciltte kaşıntılar yaparak maske aktif hale geliyor. Daha sonra yüz kas katı kesiliyor. Bir 10-15 dakika sonra ben maskeyi yüzümden yıkayarak çıkartıyorum. Birazdan görüşürüz. Tekrar göstereyim size. Yavaş yavaş kurumaya başladı. Zaten yüzüm de hafif hafif kaşınıyor. Ama dayanılmayacak bir kaşıntı ya da bir acı tabii ki yok. Kendimize zarar vermek istemeyiz. Kendimize şiddet uygulamak istemeyiz. Önce şiddetsizlik kendimizden başlamalı. Sonra çevremize ve diğer canlılara karşı şiddetsizliği de korumayı sürdürebiliriz. Böyle de bir mesaj vermek de istedim bu videoda. Benim için önemli olgulardan bir tanesi çünkü. Bu yüzden kullandığım bütün ürünler hayvanlar üzerinde test edilmiyor ve hiçbir hayvansal ürün içermiyor. Çünkü şiddetsizlik bende başlıyor.
Bu sebeple de hiçbir şekilde vücuduma hiçbir hayvanın gözyaşını, beden salgılarını, hormonlarını ve onların parçalarını almak istemiyorum. Onların korku enerjilerini bedenimde, kendi enerjimde taşımak istemiyorum ve onların yaşamaklarına saygı duyuyorum. Bir de onları çok seviyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu bölgeler yaş. Bu bölgeler kurumaya başladı. Yine bu bölgede daha henüz yaş. Bu bölgede kurudu. Bu yanağım kuruduktan sonra yüzümü temizlemeye başlayacağım. Evet, maske kurudu. Bu bölgeler yaş ama ben yine sabırsızlığımın esiriyim. Şu vücut lifi olarak da kullandığım şu şekilde doğal kabak lifinden birazcık kestim. Bunları kullanmadan önce ıslatıyorum. Yumuşamaları lazım çünkü yüzü çizebilir. Ama böyle peeling etkisi yaratıyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Yavaşça ıslattıktan sonra çok hafif dairesel hareketlerle bastırmadan maske olan yerlere gezdiriyorum. Orayı da yumuşatmış oluyorum bir önceden. Ve böyle kalıntılar da varsa cidden atılması gereken hemen böyle yüzeye yakın onları da peeling etkisiyle almış oluyorum. Tabii ki göz bölgeme bunu yaklaştırmayacağım. Çünkü o bölgeler hassas. Bir daha ıslatıyorum. İyice yumuşacık olması lazım. Çünkü bu bayağı sert bir yapıda ve o gerçekten zararlı olabilir. Tekrar burun bölgesinde de yine sert bir doku olduğu için bastırarak da yapabiliriz. Bu maskeden sonra cilt çok kırmızı oluyor. Ya bu sizi ürkütmesin. Bir 10 dakika sonra o kırmızılığını cilt atıyor. Tabii ki bundan sonra da bakım yapmaya devam edeceğiz. Sürdüğümüz kremler ve toniklerle cildi dengeye getirip yumuşatacağız. Çok arındırıcı bir maske olduğunu düşünüyorum. Bu Aztek maskesinin. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde maskeyi çıkarmış oldum. Ben bu maskeyi o gün daha yüz yogası yapmadıysam uyguluyorum. Yüz yogasından önce yani tercih ediyorum. Uygulamayı üzerine yüz yogası yapmak daha arındırıcı geliyor bana. Bazen de hiç yüz yogası yapmayacağım. Kendime ara olarak verdiğim günlerde de uyguladığım oluyor. Ama mutlaka haftada bir kere uygulamaya özen gösteriyorum. Çünkü cildimin arınmaya ihtiyacı var. Vücudum gibi. Çok rahatlatıcı. Özellikle kaş bölgesinde. Bu doğal kabak lifleri o kadar güzel ki ciltte de çok güzel etki veriyor. Evet, maske yüzümden çıktı. Şimdi bir de maskeyi yıkayacağım. Önce bir suyla tekrar yüzümü yıkadım. Sonra benim şöyle bir pembe kilden bir sabunum var. Bunu Mabinu diye bir küçük işletmeden alıyorum Instagram üzerinden. Hepsi doğal ürünler satıyor ve bayılıyorum onlara. Yüzümü ıslattıktan sonra elime alıp birazcık şöyle sürdüğümde hemen köpürüyor. Sonra ıslak yüzüme makyaj yardımıyla bunu sürüyorum. Ben bunu sabah akşam yüz temizliğimde hep kullanıyorum ve çok memnunum. Yüzüm yumuşacık oluyor. Hiçbir zararı da yok. İçinde hiçbir zararlı madde yok. Dediğim gibi hiçbir canlıya zarar vermeden üretilmiş. Ayrıca küçük işletmeleri desteklemek de hoşuma gidiyor. Büyük markaların yarattığı pazar stratejilerindense böyle doğal ürünleri ve doğal insanları desteklemeyi seviyorum. Şimdi maskeyi yıkayacağım ve maskeyi çıkarttım. Şimdi diğer aşamalar için odama gidiyorum. Önce yüzümü hafif hafif bir havlu kağıtla şöyle dokundura dokundura kurutacağım. Bakın yüzüm şu an kırmızı ama bu çok normal, dediğim gibi.
Birazdan geçecek, göreceksiniz zaten ama şu an yüzümü çok iyi hissediyorum. Çok iyi geldi. Bütün gözeneklerim açıldı. Bunu yapmadan önce ben bazen tencereye su koyup kaynatıyorum ve bir havlu geçirip arkama şu şekilde yüzümü orada buharla birlikte kirlerin kabarmasını, yine toksik maddelerin yüzeye doğru yaklaşmasını sağlıyorum. Bunu da yapabilirsiniz. Ondan sonra maskeyi uyguluyorum. Şimdi kuruladıktan sonra devam edeceğiz. Ve yüzümü böyle havlu kağıtla hafif hafif yine tampon hareketlerle kuruttuktan sonra geliyorum toniklemeye. Ben tonik olarak yine doğal bir şey kullanıyorum. Gül suyu. Bu Otomo Balsam'ın yüz toniğini kullanmıştım. Bu sadece kabını kullanıyorum burada. Yani içindeki bunun aslında bir gül suyu. Otomo Balsam'ı da çok seviyorum ürünlerini. Aşağıya link olarak ekleyeceğim. Siz de inceleyip bakabilirsiniz. Zaten belki de biliyorsunuzdur. Gülden bahsetmek istiyorum. Gül frekansı çok yüksek olan bir çiçek. Yani titreşimleri çok fazla, enerjisi çok yüksek. Bu sebeple gülü biz içtiğimizde çay olarak, ortamda bulundurduğumuzda, tütsü olarak yaktığımızda ya da bu şekilde tonik olarak kullandığımızda bu bizim de frekansımızı yükseltecektir. O yüzden biz bunu çok severek ailece kullanıyoruz. Ben sıkıldığım zaman bu şekilde fısfıslayarak gül suyunu bedenime alıyorum ve bana çok iyi geliyor. Gerçekten de enerjimi yükseltiyor. Kokusu da muhteşem. Ayrıca arındırıcı bir etkisi olduğu için de tonik olarak çok uygun oluyor gül suyu. Tabii ki ben alkolsüz yemeklere konulabilip içilebilen, insan vücuduna, insan sağlığına zararlı olmayan bir gül suyu da alıp böyle fıs fıs yaptığım bir şişenin içine koyarak kullanıyorum. Bunu da öneririm. Tekrar merhaba. Yüzüm maskeden tamamen yatıştı. Biliyorsunuz ki kil maskesi yaptım. Üstüne Mabinu kil sabunuyla yüzümü yıkadım. Her gün yaptığım bir şey bu, kil sabunuyla yüzümü yıkamak. Maskeyi de haftada bir kez uyguluyorum. Ve çok faydasını gördüm ikisinin de. Ardından da gül suyuyla yüzümü tonikledim. Şimdi yüz yogası serimi yapacağım. Sizler de dilerseniz bana katılabilirsiniz. Önce boyundan başlıyoruz. Yerleştir elleri dekolte bölgesine, nefes al. Nefesi verdiğinde baş geride, dil damakta, kal orada ve nefes alıp vermeye devam et. Nefes al, nefesi verirken dili düşür, elleri rahatlat, bir nefes al ver, tekrar dengelen. Tekrar yerleştir elleri, gönder başı geriye, dil damakta kal. Nefes alıp vermeye burundan devam ederek. Ve rahatla, derin bir nefes al ver. Tekrar dengelen, tekrar tazelen ve elini yumruk yap, yerleştir gıdı bölgesine, çene altına ve çeneyle eli, elle çeneyi itecek şekilde bir direnç uygula. Kal burada, nefes alıp vermeye devam et burundan. O da gıdıda. Çok güzel ve bırak, derin bir nefes al ver arada. Tazelen ve tekrar bu sefer diğer elini dilersen yumruk yap. Aynı şekilde aç ağzı. Kal. Bırak elini, rahatla, derin bir nefes al ver. Dudak bölgesine geçiyoruz. Dudakları içeriye vakumlayıp dışarıya doğru püskürteceğiz. Hadi sen de benimle başla. Rahatla, derin bir nefes al ver. Dudağındaki değişimi fark et. Dudaktaki frekansları, titreşimleri hisset. İkinci tur için tekrar nefes al ve püskürt. Düşür elleri, derin bir nefes hemen ardından dengelenmek için. Ver rahatla. Yanak bölgesi için şişir yanakları. Önce nefes al. Ver şişir. Kal burada, burundan nefes alıp vermeye devam et.
Çok yavaş. Havayı boşalt. Rahatla. Derin bir nefes al ver. Sakinleş ve ana gel. Ve işaret parmakları elmacık kemiklerine, baş parmakları hemen çene kemiğine yerleştir. Ve geriye doğru yüzü ger. Nefes al dudaklar içeride. Nefesi ver, dudaklar öne doğru uzasın. Ve rahatla. Dudaktaki ve yanaktaki gerilmeyi hisset, fark et. Eğer bir bölgede bir kaşıntı ya da bir gerilme varsa çok derin bir nefes al hemen şimdi o bölgeye. Ve o bölgeden vererek oranın rahatlamasına izin ver. İşaret parmakların üzerine orta parmakları alıp çin bıyıkları için aşağıdan yukarıya gülme çizgileri, nazolabial çizgiler, çin bıyıkları. Üçü de aynı şey. Aşağıdan yukarıya bu bölgeyi tarayarak bu çizgileri açıyoruz. Hafif bir masaj hareketiyle canlanmasını sağlıyoruz bölgenin. Bölgede böylece kan akışı da hızlanmış olacak. Uzun vadede kırışıklıklar azalacak ve hatta kaybolacak. Bırak elini rahatlat, derin bir nefes al ver, dengeye gel. Göz bölgesine geçiyoruz dürbün hareketinde. Hemen göz kapaklarındaki düşmeleri engellemek ve göz kapaklarındaki kasları çalıştırmak için bir poz. İşaret parmakları kaşların bitimine, baş parmakları alt göz kapakların bitimine yerleştiriyoruz. Ve hafifçe şöyle dürbünle bakar gibi açıyoruz. Dilersen böyle de kalabilirsin, sana daha kolay geliyorsa. Ve gözleri hafif kısarak bu şekilde kalıyoruz. Derin nefes al burundan. Ver burundan. Bu bölgedeki hareketlenmeyi ve kısılmayı hisset. Kaslarını fark et. Ve bırak, rahatla. Şimdi bir değişim var mı? Derin bir nefes al, ver, dengeye gel. Tekrarlayalım bunu. İşaret parmakları kaş altına, baş parmaklar alt göz kapaklarının altına ve bir dürbün gibi açtıktan sonra gözleri ortada buluşturmaya çalışıyorum göz kapaklarını. Ve burada bir kısılma, kasılma, titreme oluyor. Bu çok normal. Hiç çalışmayan kaslar çalıştığı için titreme yapabilir. Derin nefes al, ver bu bölgeye. Ve bırak. Uzun vadede varsa göz kapağı düşüklüğü bunun önüne geçecektir. Ayrıca gözaltı morluklarına bile iyi geldiğini ben kendim gözlemledim. O yüzden öneriyorum. Tabii ki bütünsel olarak bütün yüz yogasını tekrar tekrar söylediğim gibi tekrar söylemek istiyorum. Hepsini bütün olarak yapmakta fayda var. Gelelim hemen kaş bölgesine. Elleri namaste yap ve yerleştir burun yuvarlağına. Elleri aç, kaşları çat. Derin nefes al ver. Ellerindeki şifa, beyaz ışık, parıl parıl enerji. Kaş ortasında, alında, ellerinden akıyor. Hisset, fark et. Bu bölge adeta ütülendi. Ve açarak çok yavaş bırak elleri. Nefes. Bir kez daha yapıyoruz. Yerleştir elleri burun yuvarlağına ve aç. Kaşlarını çat. Derin derin nefesler. Bu bölgeye, kaş ortası, alın. Düzleşsin, yenilensin, yapılansın tekrar cilt ve kaslar. Ve şöyle hafifçe açarak. Bırak, rahatla. Çok derin bir nefes al, ver. Alın bölgesi için yerleştir elini alnına ve kaşlarını kaldır. Burada elimle kaşları çekiştirmiyorum. Sadece elimi yerleştirip kaşlarımı yukarıya doğru kaldırıyorum. Yani aslında kolumuza yaptığımız şu hareketi kasımıza yapıyoruz ve alın kasımızı çalıştırmış oluyoruz. Bırak, rahatla. Derin bir nefes al, ver. Dengelen. Hemen ardından bir kez daha alın bölgesi için kaldır kaşları. Elinle burada bastırmana gerek yok. Kaşlar orada doğal bir kaldıraç kuvvetiyle kaldırıyor. Sanki doğal bir halter. Ve bırak, rahatla. Çok derin nefes al. Çok yavaş ver. Ben bugün yüz masajını guaşa ile yapacağım. Siz de guaşanız varsa bana eşlik edebilirsiniz.
Eğer yoksa da daha sonra alternatifleriyle bir video çekip sizlerle paylaşacağım. Fakat bu benim günlük rutinlerimden biri olduğu için bu videoya eklemedim. Dilerseniz benim diğer masaj videolarımdan da bakarak siz bu seriye devam edebilirsiniz. Şimdi hemen elime yağ alıyorum. İndirim olduğu için indirimden yararlanıp Bade Natural'ın üzüm çekirdeği yağını aldım ve bayıldım. Hemen bu yağı alıyorum elime. Bir iki damla damlattım ve geldim. Isıtıyorum. Gua sha'yı uygulayacağım. Masajımı hemen yüz ögesinden sonra uygulayacağım bölgelere. Şöyle hafif hafif tampon hareketlerle yediriyorum. Gua sha'mı alıp geliyorum. Bu üzüm çekirdeği yağı ciltteki kırışıklıkları gerçekten açan bir etkide. Çünkü biz bunu annemle birlikte kullanıyoruz. Annem 60 yaşında ve gerçekten bir gecede bu üzüm çekirdeği yağıyla gua sha masajı yaptık. Sabah inanılmazdı. Masajdan sonra da inanılmazdı ama sabahında da bunun etkisini sürüyor olmasını biz birazcık yağa bağladık. Tabii ki gua sha'nın da uzun vadeli kullanımında etkisi çok büyük. Ama yağın da çok hızlı bir şekilde etki sağladığını gözlemledik. Bu yüzden öneriyorum üzüm çekirdeği yağı. Bilmiyorum diğer markalarınki nasıl, denemedim ama Bade Natural'inkisini ben beğendim. Bundan sonra da almayı düşünüyorum. Gua sha'da birçok yerde satılıyor. Ben ametist taşı aldım. Taşlarla ilgili bildiğim tek şey, eğer gerçek taşsa soğuk olmaları ve gerçek taş olmalarının bir önem taşıdığını düşünüyorum. Hani piyasada çok ucuza da var bunlardan ama birazcık bütçe ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü fark ediyor. Daha önce diğerlerini de denedim. Gerçekten biraz bütçe ayırmanızda fayda var eğer böyle bir taş edinmek istiyorsanız. Şimdi masaja geçiyorum. Hemen boyun bölgesinden başlayacağım. Eğer sen de benimle birlikte yapıyorsan hemen taşın dış bükey uzun kısmını yerleştir köprücük kemiğinin altına ve aşağıdan yukarıya gel boyun bölgesinde. Titret. Tekrar aşağıdan yukarıya gel ve titret. Tekrar bir masaj hareketi ve titreşimi gönder. Bu kez bastırmadan yukarıdan aşağıya lenf drenajı. Yukarıdan aşağıya kalbe doğru akış. Bir kez daha yapalım, yukarıdan aşağıya. Farkındaysanız taşı hiçbir zaman dik bir şekilde tutmuyorum. Bu şekilde 40 derecelik açıyla taşın yüzeyinin maksimum tenimle temas etmesine izin veriyorum. Ve diğer taraf için tekrar yerleştirdim elimi köprücük kemiğine ve taşın gördüğünüz gibi tenimle teması çok fazla. Aşağıdan yukarı gelip burada titreşimi gönderiyorum. Bu titreşim gönderme işi de bölgedeki blokajın açılmasına yardımcı oluyor. Tabii ki bunu derin nefesler eşliğinde yapıyorum. Çok meditatif, çok rahatlatıcı, hem gevşetici hem de odaklanmamı sağlayan aslında bir meditasyon aracı oluyor benim için bu gua sha. Hem de sonrasında kendimi çok iyi hissediyorum. Şimdi dış taşın bu kalp kısmını gırtlağın altına yerleştirdim. Burada bastırmıyorum, narin bir bölge aşağıdan yukarıya. Ve geldiğimde çene hattında titreşim. Tekrar aşağıdan yukarıya titreşim. Tekrar aşağıdan yukarıya. Ve titreşimi gönder ve yukarıdan aşağıya. Çok yavaş hareketlerle. Özellikle yukarıdan aşağıya doğru yaptığım bu uygulama lenf drenajı için toksinleri aşağıya doğru ve doğru yönlendirmeye çalışıyorum. O yüzden bastırmamak gerekiyor. Bu bölgeyi unuttuğum için şimdi bu bölgeyi de aşağıdan yukarıya doğru yapacağım. Bunu bastırmamak gerekiyor çünkü yer çekimine doğru yapıyoruz. Sarkma yapabilir. Bu sadece lenf drenajı için. Ama aşağıdan yukarıya doğru yapılanları daha fazla bastırabiliriz. Şimdi hemen taşın tekrar kalp kısmını çene hattı boyunca bu şekilde tarıyorum ve kulak önüne geliyorum. Bir titreşim. Tekrar ortadan tara sende ve titreşimi gönder. Ve bir kez daha titreşimi gönder. Diğer taraf için. Bu arada sürdüğün yağın cildinde kayması çok önemli. Cildi çekiştirmek istemiyoruz. Masaj etkisini almak için, taşın etkisini almak için, bu ütüleme etkisini cildinde hissetmek için biraz cildinin kayması önemli. O yüzden yağlar da önemli. Ve dudak kenarında yine aynı şekilde kalp kısmıyla bu kez bir tane ucu saçımın dibinde, bir tane ucu da kulak önünde titreşimi gönderiyorum. Tekrar
Tekrar bu andan maksimum keyif alarak. Zaten almamak da mümkün değil. Tekrar bu sefer diğer taraf için. Gel. Biri saç dibinde, biri kulak önünde titret. Tekrar. Gönder titreşimi. Ve tekrar. Gönder titreşimi. Rahatla. Dudaklar için dudağımı dişlerime yasladım. Üst dudağı aşağıdan yukarıya fazla bastırmadan bir şekilde hareketlerle düzleştiriyorum. Ve aşağıda dilimi bu kez dişimle dudağımın arasına yerleştirip aynısını aşağıdan yukarıya uyguluyorum. Ve sonra burun yanında önce sağ taraftan başladım ben. Şu şekilde kanatları açıyorum ve taşı dikleştirip gülme çizgilerinin iyice açılması için bu bölgeye zikzak şekilde titreşim gönderiyorum. Aynı şekilde diğer tarafta da burun kanadının yanındaki çizgileri açıp tekrar dik bir şekilde taş bu kez gülme çizgilerine boylu boyunca zikzak titreşimi gönderdim. Ve sonra 1, 2, 3, 4, 5. de çek, gel saç dibine titret. En sevdiğim 2, 3, 4, 5. de çek, gel saç dibine titret. 1, 2, 3, 4, 5, gel saç dibinde titret. Şimdi aynı şeyi diğer taraf için. 1, 2, 3, 4, 5, 5'te gel saç dibinde titret. 1, 2, 3, 4, 5, gel saç dibinde titreşimi gönder. Tekrar 2, 3, 4, 5, ütülüyorum cildi geriye doğru ve saç dibinde titret. Taşın tenle maksimum temasta olması demek, taşın şifasını da aslında yüzümüze sürmek demek. Hemen taşın bu uzun kısmını yerleştir göz altına. Ve yavaşça çekiştirmeden gel burada titreşimi gönder. Bu bölgede yağ bittiyse tekrar eline bir yağ alıp bu bölgeye tampon hareketlerle yedirebilirsin. Diğer elimle de bu şekilde tutuyorum. Kaymalar olmasın diye çekiştirmemek için. Gel hemen diğer tarafa da. Benim gözlerimin altı çok mordu. Gerçekten ben bunun genetik olduğunu düşünüyordum. Hiçbir zaman gideceğini düşünmüyordum. Aslında çok kafama taktığım bir şey de değildi. Hani gidip krem alıp falan denemiyordum. Ya da maske yapayım işte göz altıma bir şey yapayım demiyordum. Ama yüz yogası yaparak, yüz masajı yaparak bu kayboldu. Ben hani inanamıyorum genetik olarak düşündüğüm bir şeyin kaybolduğuna. Aslında bir yandan da inanıyorum. Çünkü çabalarsan, her gün kendine vakit ayırırsan yapamayacağın hiçbir şey yok. Umarım bu da size ilham olur. Zaten bu videoyu da ilham olması adına çekmeyi uygun gördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi kaş bölgesine geçelim. Bu kalp kısmı yerleştir kaşa. Burada çok önemli akupunktur noktaları var. Şöyle hafif titreşimi gönder. Sonra kaldır, uzun kısmı ya da kısa kısmı fark etmez. Bu boşluk kaş arasındayken. Ve gelip saç dibinde titret. Bir kez daha yapalım. Bu sefer küçük taraf yukarıya gelecek şekilde yapayım, onu da görün. Titreşimi gönder. Gördüğünüz gibi küçük taraf burada, büyük taraf aşağıda. Bazı taşlarda ikisi eşit oluyor gerçi, hiç fark etmez. Ve titreşimi gönder. Diğer tarafa yapacağım aynı şeyi. Akupunktur noktalarında titreşim. Ve kaşla kaydırıp titreşim. Tekrar titreşimle başla. Kaşı kaydır ve titreşimle sonlandır. Alın bölgesine geldim. Aşağıdan yukarıya saç dibinde titret. Aşağıdan yukarıya saç dibinde titret. Normalde sadece gua sha masajı yapacaksan bunları 5 ila 8 hareketle yaparken bugün hem cildime bir maske uyguladım, hem de öncesinde bir yüz yogası serisi uyguladığım için fazla tutmadım sayıları. Nerede ne kadar ihtiyacım varsa ona göre yaptım. Mesela bugün birazcık
kaş ortası ve alın bölgemde sanki ihtiyaç fazlaydı. O yüzden bu bölgedeki hareketlerin sayısını daha çok arttırdım. Siz de zamanla yüz yogası ve yüz masajı uygulayınca kendinize bu şekilde farkındalık oluşturup reçeteler aslında tabiri caizse yazabilirsiniz ve onları uygulayabilirsiniz. Bu bölgeyi de söyleyeyim. Uzun bölgeyi kaş bitimine yerleştiriyorum. Maksimum temasta tenle taş ve geldiğinde dik bir şekilde ve titreşim gönderiyorum. Tekrar varsa kaz ayağı çizgileri açılmasını destekler. Ve geldim kaş ortasına. Aşağıdan yukarıya çok yavaş hareketlerle gel ve titret saç kökünde. Tekrar aşağıdan yukarıya. Çok güzel. Gel titret. Tekrar aşağıdan yukarıya. Ve titret. Aşağıdan yukarıya. Bir kez daha yapacağım. Doyamadım. Ve son kez yapıyorum. Aşağıdan yukarıya. Ve bitirmek için lenf drenajı. Kaşın kalp kısmını kulağın hemen şu şekilde. Zaten orası sanki o bölge için. Yerleştiriyorum o bölgeyi. Ve aşağıdan yukarıya bastırmadan. Burası boylu boyunca taşın ineceği yer. Tekrar yukarıdan aşağıya bastırmadan. Tekrar nefes al, verirken taş aksın gitsin. Bütün blokajlar kalksın. Diğer taraf için aynı şey. Yukarıdan aşağıya. Bu andan maksimum keyif al. Kendine ayırdığın zamanın sonundasın. Rahatlamana izin ver. Varsa bütün blokajların kalksın. Gua sha masajım da bu kadardı. Benim cilt rutinim ve günlük yüz masaj ve yüz yogası rutinim bu şekilde. Dediğim gibi sadece maskeyi haftada bir kez uyguluyorum. Diğer bütün her şeyi her gün uygulamaya çalışıyorum. Fakat şu şekilde oluyor. Yüz yogasını sabah yaptıysam masajı akşam yapıyorum gua sha ile. Ya da masajı sabah uyguladıysam yüz yogasını akşam yapıyorum. Ya da bazı günler hepsini ard arda da yapabiliyorum. O gün neye ihtiyacım varsa, canım ne yapmak istediyse onu yapıyorum. Umarım bu video sizlere ilham olur. Eğer sizlerin de böyle bir rutininiz varsa paylaşmak isterseniz bunları açayım. Bana iletmek istediğiniz bir mesaj ya da bir öneri varsa yorumlar kısmından ya da Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında ekli. Yine açıklamalar kısmına kullandığım bazı ürünleri etiketlemek istedim. Çünkü ben çok memnun kaldım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımı desteklemek için abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden şifa olsun. Kendinize bu vakti ayırma cesaretini gösterdiğiniz için ben size sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hepinize şifa olsun. Namaste.